Deniz Bey, bugün Murat Kurum spor kulüplerini ziyaret etti. İşte gördüm, Galatasaray, evet. Fenerbahçe, Beşiktaş. Valla Galatasaray başkanından utandım. Onu soracağım. Yani mesela şimdi Galatasaray'ın taraftarı, sadece Galatasaray olarak değil, bütün takımların taraftarları bu seçime giden süreçte İstanbul için bir şans cümlesi, bir spor kulübünün başkanının söylemesi. Ya bilmiyorum, Galatasaray başkanı. Galatasaray olduğu için değil, izleyicilerimiz de lütfen yanlış anlamasın. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Ben o anlamda adım değil gibi ama... eminim Galatasaray taraftarları da bu açıklamadan rahatsız olmuştur. Ya yani, şu süreçte biz daha önce böyle duyduk mu? Yani bir de şeye de gitti, Ali Koç'a da gitti. Yani Ali Koç da Fenerbahçeli. Ali Koç da böyle bir açıklama yapabilirdi ama yapmadı. Yani bu resmen Galatasaray Başkanı kendi kişisel siyasi görüşünü Galatasaray camiasının görüşüymüş gibi orada açıkladı. İzleyicilerimizden Galatasaraylılar varsa yazsınlar bize. Evet. Aynı mı düşünüyorlar? Galatasaray Başkanı gibi mi düşünüyorlar? İstanbul'un kurtuluşunu bütün Galatasaray camiası Murat Kurum'da mı görüyor? Şans mı Murat Kurum İstanbul için? Yani hayır, işte diyorum ya, beyefendinin kişisel olarak muhtemelen bir çıkarı vardır iktidardan, şuradan buradan. Kişisel olarak AK Parti'yi destekliyordur, Murat Kurum'a oy verecektir. Ama kendi kişisel görüşlerini mikrofonların önünde Galatasaray ambleminin de arkasına alarak bütün Galatasaray camiasının görüşüymüş gibi açıkladı. Yani ben bilmiyorum, Galatasaraylılar cevap versin. Peki. Bize düşmez gerçekten. Galatasaray camiası daha yeni Suudi Arabistan vakasını yaşadık. Evet, bugün orada sosyal medyada da çok konuşuldu. Orada bile kıvrandı. İktidar bana ne diyecek? Başım derde gelecek bilmem ne falan diye. Allah'tan Fenerbahçe yönetimi çok durdu, katı durdu da o Suudi Arabistan rezaletine izin vermediler yani. Evet. Şimdi Saygı Bey'e sözü bırakalım. Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili, davasıyla ilgili sanırım neler duyacağız sizden? Evet, Ayhan Bora Kaplan hakikaten biz çok konuştuk biliyorsunuz daha önce. Yakalanması havaalanında işte Almanya'ya giderken işte, çıkış yerinde yakalandı. Ve iddianamesi çıktı bugün itibariyle. İddianamesi de bu. Yaklaşık 300 sayfalık bir iddianame, iki dosya halinde bunlar böyle. Çok ilginç bilgiler var. Hakikaten bazen şöyle bakıyorsun da ya hakikaten bu korku tüneli. Ülkede diyorsun bunlar nasıl olabilir? İşte emniyet mensuplarıyla bu kadar iç içe nasıl girilebilir organize suç örgütleri? Ya da emniyet mensupları iddialarına göre, Ayhan Bora Kaplan'ın iddiasına göre kendisinden nasıl böyle bu kadar milyon dolarlar bilmem paralar isteyebilir?